İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Söyledim, seviyorum dedim ya, seviyorum. Yalan. Gece Gündüz'den merhaba. İstanbul'un en güzel manzaralarından birinde Orhan Veli'nin Boğaziçi'nin binbir mavisini arkamıza aldık. Ve çok değerli bir konukla, stüdyoda olduğu gibi yalnız değilim. Bana bu güzel manzarada İş Sanat Sanat Yönetmeni Sayın Defne Turaç eşlik ediyor. Tabii merhaba Defne. Merhaba. Merhabalar Ömer. İş Sanat deyince tabii ki aklımıza klasik müzikten, caza, danstan, yerli projelere ve şiir dinletilerine çok geniş yelpazede etkinlikler evet. geliyor. Ve siz 24. kez merhaba diyeceksiniz. Evet, doğru. Ve bu sene sloganınız... Sahne hazır. Evet. Ama sizin sahneniz hep hazır. Hiç durmadınız. Yaz, kış. Evet, uzun zamandır öyle. Eskiden olsa konser, yani bir iş sanat programı sezon programı konuşurduk ama artık bir sezon kapatmıyoruz tabii. İşte cuma iş çıkışlarımız var biliyorsunuz. Hem yaz sezonunda hem sonbahar sezonunda devam eden. Geçen sene başladığımız Antik Tiyatro başlıklı bir etkinliğimiz var. Türkiye İş Bankası'nın destek verdiği antik alanlarda. Mesela Teos'ta oldu, Teos'ta, Patara'da oldu. Ve Ben Anadolu oynadı. Çok da anlamlı bir projeydi. Stratonikya'da. Bir sürü oyun yaptık, gerçekten çok inanılmazdı sevgili Ayça'cığım. Ayça Ben Bingöl. Anadolu'yu oynadı Ayça Bingöl. Yani biz açıkçası neredeyse yılın 12 ayı açığız artık öyle ve sürekli bir seyircilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Ondan sonra kapsama alanlarımız genişliyor çünkü İstanbul'un, yani önce konser salonumuzun dışına çıktık, sonra İstanbul'un dışına çıktık. Ve YouTube kanalımız zaten devam ediyor. Orada da aktif bir şekilde oraya özel içerikler ürettiğimiz gibi sahnede yaptığımız konserlerin bir bölümünü bile olsa oradaki seyirciye de ulaştırabiliyor olmanın da çok büyük mutluluğu var içimde açıkçası. Onun için durmuyoruz ama tabii bugün konuşacağımız şey konser salonumuzun sezonu. Onun bir sezonu var çünkü. Bir başı ve bir sonu var. Burada adeti bozmuyoruz. Evet, bir sezona merhaba diyoruz. Doğru, evet, sizin tabii. Sahneniz hep hazır ama sezona merhaba. Tabii 24. kez merhaba diyorsunuz fakat heyecanınız hep katlanarak arttı. Evet. Özellikle bu sene Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte merhaba diyorsunuz. Doğru. Ve çok özel bir proje görüyorum ben baktığımda. Evet. Bu 100. yıl konserini biraz açabilir miyiz? Tabii. Bizim genelde hep konserlerimiz ya bir sezonu bir açılış konseriyle açarız. İlk konserin ismi hep açılış konseridir. Fakat bu sezon Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bu konsepti biraz genişletmek ve aslında birazcık da revize etmek istedik. Sevgili Murat Karahan, tabii herkesin bildiği ve sevdiği Murat Karahan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye'nin en eski orkestrası, ilk orkestrası bir araya geldik ve bir 100. yıl gala konseri yapmaya karar verdik. Murat'a götürdüğümüzde ilk bu teklifi zaten hemen hiç tamam ben ayarlarım, bütün takvimimi ayarlıyorum şu an buna dedi ve yaptı da gerçekten. Şimdi onun repertuarı için çok hummalı bir şekilde çalışılıyor sevgili Tolga Atalay Ün Maestro. O Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Murat çok
özel bir şey hazırlıyorlar. Bu özel gece 2 Kasım'da değil mi? 2 Kasım'da başlıyoruz. Biz de o konserle birlikte başlıyoruz. 24. merhabamızı diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında. Tabii o kadar renkli ve güzel bir program hazırlamışsınız ki. Yani çok klasik müziğe ederim. Baktığımda ayrı heyecanlandım. Cazda ayrı. Mesela evet biz 100. yılımızı kutluyoruz ama 50. yılını kutlayan çok özel bir etkinlik olacak. Evet, bu yıl dönümleri şey oldu, yaş günleri. Kronos Kuartet. Geçen seneden beri zaten konuşuyorduk bunu. Bir turne yapacaklar Five Decades başlıklı. Çünkü Kronos Quartet'in bu sene 50. yaş günü. Bunu da bir turneyle kutlamak istediler. Daha doğrusu bir turne hazırlamışlar. Bizde de İstanbul ayağı da, daha doğrusu Türkiye ayağı da İş Sanat olacak ve hep birlikte topluluğun 50. yaşını kutlayacağız. Tabii klasik müziğe bu çok heyecanlı bir duraklardan biri olacak ama o kadar çok durak var ki bir başka durakta. Şimdi siz her zaman biraz önce söylediğin gibi Defne, tabii teknoloji ve sanat arasındaki ilişkide her zaman çok cesur oldunuz. Hep yeni mecralar, yeni yollar denediniz bugüne kadar. İş sahneden çıktınız, Türkiye'nin antik tiyatrolarında seyirciyle tiyatroyu bir araya getirdiniz. Çok orada da iddialı programlarınız oldu. Biz de gece gündüz ekibi olarak her zaman sanattaki yeni arayışları merak ediyoruz, heyecanla araştırıyoruz. Öyle bir isim var ki kuşaklar arası, dönemler arası, janrlar arası seyirciyi gezintiye çıkaran Alexey Igudesman mesela. Biraz ona gelebilir miyiz? Evet. Beni çok heyecanlandırdı. Doğru. Biz İş Sanat ekibi olarak, yani bütün sahne sanatları ve neredeyse proje ekipleri, yani İş Sanat büyük bir kurum. Sadece konser salonundan ve sahne sanatlarından ibaret değil, fakat böyle bütün ekip, genel müdürümüz Zuhal Hanım'dan işte kendi takım asistanlarımıza kadar herkes gerçekten projeye kafası çok çalışan insanlar ve proje üretmeyi seviyoruz. Igudesman da böyle biri. Biz Igudesman'la konuşmaya başladığımızda o dedi ki Beethoven 9. senfonisinin 200. yılı bu sene yazılışının. Bununla yine bir ilgili, yıl dönümüne geldik. Yine bir yıl dönümü. Bununla ilgili dedi bir proje yapmak istiyorum. Ne yapabiliriz diye konuşuyorduk, toplantı yaptık. Ve kafasında çok güzel. Tabii dedi, yani 200. yılı senfoninin ama bunu benim yöntemimle kutlayacağız. Bildiğiniz gibi Igudesman da çok yüzlü bir sanatçı. Yani işte komedyen tarafı var, aktör tarafı var. Onun elindeki her şey bir anda başka bir şeye çok ustalıkla dönüşebiliyor. İşte bir Viyana valsi bir anda Britney Spears şarkısına ne zaman dönüştü diyebileceğiniz bir adam olduğu için ben çok hevesle bu projeyi kabul ettim. Romanya Gençlik Senfoni Orkestrası'yla, o da aslında Avrupa'nın Simon Bolivar Orkestrası. Aynı şeyde, seviyede bir orkestra. Ve Boğaziçi Caz Korosu ile birlikte, işbirliğiyle ve şu anda daha açıklamayacağım nice sürpriz isimlerle birlikte 16 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda bu konseri gerçekleştireceğiz. Gerçekten o da çok heyecanlı. Sürekli konuşuyoruz ve biz de çok heyecanlandık. Şimdi sizin tabii İş Sanat'ın sürpriz hazırlaması sürpriz bir şey değil. Her zaman sürprizleri çok seviyorsunuz. Klasik müzikteki sürprizlerden cazdaki sürprizlere biraz gelmek istiyorum. Çünkü işte eski kuşaklar nasıl Ella Fitzgerald'da yaşadığı haz bir başkaysa, aynı hazzı veren bir sanatçı geliyor. Cecil McLaurin geliyor. Cecil McLaurin Salvant gerçekten Ella Fitzgerald'ın ve o dönemin tekniğini kullanan ve sesi de çok benziyor gerçekten. Çok özel bir müzisyen. Grammy ödüllü. 2016 yılında Grammy kazanmıştı. Ve şey bir sanatçı, kendi başına var olabilmiş bir kadın. O yüzden de ben çok kendim zaten çok dinlerim. Onu bu sene İş Sanat'ın yeni sezon programında ağırlayacağız. O da Kasım ayında, pardon Aralık ayında. Çok özür dilerim. Ve tabii yani Türkiye seyircisinin gönlünü fethetmiş Luz Casal, her zamanki gibi. Caz ve dünya müziğinde gerçekten öne çıkan konserlerimizden şimdilik bunları sayabilirim. Sonra yani biz çok yeniliğe açığız, çok proje yaparız ama yani sonuçta geleneksel tarafımız da var.
Gene bir yeni yıl konseri yapacağız English Chamber Orchestra ile Strasgala. Şiir ve hikaye dinletilerimiz devam ediyor. Hem YouTube kanalımızda hem sahnemizde seyircilerin seyredebileceği. Ve tabii ki yerli projelerimiz var. Yani yerli projelerimiz de aslında yepyeni projeler. Yani şöyle bir şey oldu aslında. Yerli projelere geçtim ama bir anda. Biraz heyecanlanıyorum bu konuda. Şöyle bir şey oldu. Artık öyle bir, bu da aslında böyle yeni proje ama çok geleneksel bir yere geldi. Çünkü yerli projede de biz sanatçı bize bir projeyle gelmesi gerektiğini düşünerek geliyor. Ya da biz bir sanatçı bir projeyle gidip bunu yapabilir misin diyoruz. Bu alanı, bu bizim böyle bir oyun alanımız. Sanatçıyla birlikte işbirliği halinde hazırladığımız. Seyirci de geldiğinde, yani geleceği zaman konsere, o sanatçıdan başka bir şey dinleyeceğini bilerek geliyor. O beklentiyle geliyor. Şimdi bu yepyeni projeler de olsa artık bu oturmuş bir geleneksel bir durum oldu. Ve oralarda da bu sezon mesela Kasım ayında Dost Meclisi başlıklı bir tane proje yapıyoruz Coşkun Karademir'le. Konuk sanatçıları Buray ve Ceylan Ertem. Sonra Karsu'yla bir konser yapıyoruz Dünyanın Sesleri diye. O da bambaşka bir proje. Bu sene Ege Türküleri çok yapmak istemiştik. Kubat'a götürdük projemizi. Büyük bir heyecanla ve şeyle kabul edip dedi ki ama ben Canan Çal'la söylemek isterim. Konuk sanatçım o olabilir mi dedi. Biz dedik ki tabii neden olmasın. Sevgili Canan da bu programın içinde ilk kez bizimle birlikte olacak. Böyle çok hoş projeler çıkıyor. Bu heyecan verici paylaşımlarınız biraz önce söylediğimizi doğruladı. Sizin sürprizleriniz sürpriz değil aslında. Ve gelenekle yeniyi bir araya getiriyorsunuz. Çok cesur ve yenilikçi projelerle. Tabii aynı zamanda dünya yıldızlarıyla Türk sanatseverleri buluşturmakta da yine çok önemli adımlar atıyorsunuz. Grammy ödüllü sanatçılar var listenizde. Evet. Kronos Quartet. Kronos Quartet. Cecil McLaurin. Ve Köln, evet. Concerto Köln var. Concerto Köln aynı var. Zamanda Carmignola, evet. Var. Carmignola İstanat'a daha evvel ağırlamıştı Carmignola'yı. Çok önemli bir sanatçı. Şimdi artık 70'lerindedir. Bu insanları görmek, yani defaten görmek, onların o turnelerini izlemek, onların performanslarına tanık olmak çok özel şeyler bunlar. İstanat seyircisinin de görmekten zevk aldığı şeyler bunlar. Concerto Köln her ne kadar kendisi çok köklü bir grupta olsa dinamik bir ansam, dinamik bir topluluk, gençlerden oluşan bir topluluk. Onun da çok genç şeyleri var, üyeleri var ve Carmignola gibi bir müzik dehasıyla diyeceğim, bir virtüözle birlikte oldukları zaman bence o konserde inanılmaz olacak. İş sanatta ülkemize gelen sanatçılar o kadar seviyor ki bir daha geliyorlar. Evet. Bir taraftan siz Defne Turaç, yani sanatın çok içinden ve sanatta yeni kokuları arayan, yeni arayışları, yeni sözleri arayan bir şahsiyet olarak aynı zamanda bu değerli sanatçıların ülkemizdeki sanatseverlerle buluşmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bunların, yani sanat, yani şöyle karşılıyorum. Tabii ki harika ve daha da çok olması lazım. İş Bankası'nın şöyle bir misyonu var. Sanat, biz bunu her toplantıda, yani sezon başında, sezon sonunda her toplantıda bizim mottomuzdur bu. Sanat ulaşılabilir olmak zorunda. Sanat birinin veya bir grubun ulaşabileceği bir yerde durmamalı. Ben bunu çok rahat söyleyebilirim ki iş sanat bunu bütün çalışmasını bunun üzerinden yapıyor. Ve onun için zaten işte biraz daha gidelim, İstanbul dışında da bir şey yapalım. YouTube'a daha çok şey yükleyelim ki işte bizi Mardin'deki insan da seyretsin. Yani bizi seyretsin değil, sanata ulaşabilsin. Önemli olan o. Biz bir aracız burada. Yani biz sanatı ulaştırmakla, kültürü sanatla birleştirmekle, yoğurmakla yükümlü insanlarız. Bizim görevimiz bu zaten. Yaptığımız mesleğin özü bu. O yüzden de sanatın her zaman
her yerde çok ulaşılabilir olması lazım. Onun için sahne hazır. Sahne hazır. İş sanatta sahne. Evet. Ve bu herkese açık bir sahne. Hep hazır. Bütün seyircilere açık bir sahne. Sanatın erişilebilirliğini önemsiyorsunuz. Doğru. Buradaki eşitliği önemsiyorsunuz. Doğru. Ve bu bağlamda aslında çok da güzel bir köprü oldu. Bu siz sosyal sorumluluğa da çok önem veriyorsunuz. Sanata armağan ettiğiniz çok genç sanatçı da var. Evet. Parlayan Yıldızlar projesi. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Parlayan Yıldızlar gerçekten biraz biricik projemiz yani. Çok da severek yapıyoruz. Aslında 2000'lerin başında başlamış bir proje. Sonra kendi kendine evrildi, yenilendi, büyüdü ve çok çok özel bir proje. Bu genç müzisyenler kolay yetişmiyorlar hiçbir zaman. Yani bir sanatçı hiçbir zaman kolay yetişmiyor. Çok zaten sanatçı dediğiniz, müzisyen dediğiniz çok zorlu yollardan geçmek zorunda. Hele enstrümantisti. Zaten çok yalnız bir iş. Ve çok da rekabetçi bir iş. Ve onların her zaman desteğe ihtiyacı var. Parlayan Yıldızları sürdürüyoruz ve her sene de daha çok çocuk seçerek, daha çok genç müzisyen seçerek bunu yapıyoruz. Eskiden 8 seçiyorduk, şimdi 16 genç müzisyene sahnemizi açıyoruz. Kariyerlerinin başında sahne tecrübeleri olsun, profesyonel bir sahnede konser versinler diye. Ve çocuklar çok yetenekli. Yani seçmek o kadar zor ki, herkes... Ben de konservatuar mezunuyum. Gerçekten benim zamanımda bu kadar yetenekli ve bu kadar profesyonelce, o yaşta o kadar profesyonelce bu işi yapan yoktu. Ben değildim en azından. Onu söyleyebilirim yani. Ben öğrenciydim. Onlar bayağı profesyonel. Müzisyen gibiler. Seviyeler çok yüksek. Başvuru sayımız bu sene yani 100 küsur başvuru aldık. Katılan yani seçmelere gelen, ön seçmelere gelen de 104 tane, 104 çocuğumuz geldi, genç müzisyenimiz geldi. Vallahi jüriye Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten. Onları da çok kısa bir zaman içerisinde açıklayacağız bu sene Parlayan Yıldız. Yıldızlar arasından seçim yapmak evet, kolay olmasa çok, gerek. Çok zor oluyor gerçekten. Giderek daha her sene daha zorlaşıyor öyle diyeyim size. Yani hem sanatseverlere alan açıyorsunuz ama aynı zamanda sanatçıya alan açıyorsunuz. Evet. Sanatseverlerle onları buluşturmak için. Çok doğru. Gerçekten sosyal sorumluluk evet. Bu noktada çok önemli. Yani sosyal sorumluluk tabii ki çok önemli ama... Bu projelerin hepsi çok değerli. Yani hem şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına, klasik müzikten caza, dansa. Evet, bu sezon gene bir şey kapanış daha konserimiz var. Bu da benim için biraz sosyal sorumluluk etkinliği. Bütün haftayı çok yoğun, yorgun geçiren, biz dün akşam biraz bahsettik bundan ama sizin evet. De biraz iyice bunu şey yapalım, tadını çıkaralım. Cuma akşamları evet. İş çıkışı çok özel bir etkinliğiniz var. Gerçekten öyle. Biz başladığımızda biz her şeye çok mütevazi başlıyoruz zaten. Ya işte şuraları da böyle yaparız, buraya bir sahne kursa sonra bir anda böyle... Çok talep gördü, çok sevildi. Bunu anlayabiliyorum da çünkü insanlar iş yani cuma saat 6 işten çıktım, trafik var, ne yapacağım? Yani o yüzden orası çok iyi bir durak oldu, ara durak oldu. Ve çok sevildi. Her yerden talep geliyor, şey yapıyoruz, bunları yönetmeye çalışıyoruz. Çok güzel konserler yaptık, Manga ile başladık. Bu hafta Sibel Tüzün var. 6 Ekim'de Yaşar var. En son 13 Ekim'de de Pinhani ile artık hava şartlarından dolayı. Yani hava güzel olsa biz devam ederiz. Biz de çok çünkü eğleniyoruz ve çok mutluyuz. O kadar kalabalık seyirciyi görmek. Bazen böyle arkama dönüp bakıyorum. Herkes çok eğleniyor ve çok mutlu diyorum ki yani ben evet bu işi bundan yapıyorduk tamam hatırlıyorum şu an. Her türlü yorgunluğa değdi şu an diye. Kesinlikle en az Kronos Quartet kadar, aynen Sesin McLaurin kadar dört gözle bekliyoruz bu buluşmaları da. Evet. İş sanat, sanat yönetmeni Sayın Defne Turat çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi geldiğiniz için. Sahne hazır, biz de hazırız. Her zaman. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ve kültür sanat ajandasından notlarımızla devam ediyoruz. İş sanatın yeni sezonundan İstanbul Devlet Opera Balesi'nin yeni sezonuna geçiyoruz. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu özel bir repertuardan oluşan sezon açılış gecesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde açacak. Müzik
Otello'dan Carmen'e, La Bayadere'den Don Quixote'a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonuna özel bir repertuardan oluşan sezon açılış gecesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde başlıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve modern dans topluluğu İstanbul Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Volkan Akkoç'un yapacağı gecede Otello, Faust, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadere, Don Quixote balelerinden seçkiler program kapsamında izlenebilecek. Sezon açılış gecesi 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinliği olarak bir kez daha AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Ve gece gündüzden veda vakti. Biz Boğaz'ın binbir mavisini seyre dalıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere diyoruz. Gece Gündüz'ü sundu.